İnanılmaz bir şey. İnanılmaz sayın. 190 kilo. Haklarınızı helal edin. Bir şampiyon gurur kelimesinin vücut bulmuş haliydi. Bize ilkleri yaşattı. Ardında da dev bir öykü ve kırılamayacak onlarca rekor bırakarak göçtü bu dünyadan. 50 yıllık ömrüne sayısız başarı sığdırdı. Kendi ağırlığının 3 katını kaldırarak bugün bile kırılamamış bir rekora imza attı. 3 olimpiyat, 8 dünya şampiyonluğu ve 46 dünya rekoru kariyerine eklediği başarılardan bazıları. Ama onu asıl dev yapan hayatı, bize yaşattıkları ve tevazusuydu. Tüm zamanların en iyi haltercisi ve dünyanın en iyi sporcusu Naim Süleymanoğlu 28 Eylül'den bu yana hastanedeydi. Siroza bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle hayati bir operasyonla karaciğer nakli gerçekleşti. Ama süreç kolay değildi. Haftalar geçti. Tam iyileşiyor derken ansızın beyninde başlayan kanamayla ameliyata alındı. Acı haberse dün geldi. Namı diğer cep herkülü yaşam mücadelesini kaybetti. Şampiyonlar şampiyonu bugün Fatih Camii'nde son yolculuğunu uğurlandı. Cenazesi Türk bayrağına sarılıydı. Onu tanıyan hemen herkes oradaydı. Öyle ki Süleymanoğlu'nun en sıkı rakibi Yunan halterci Leonidis de cenazedeydi. Yunan halterci en iyi rakibini, dostunu tabutu öperek uğurladı. Süleymanoğlu için son görevini yerine getirenler arasında Başbakan Binali Yıldırım da vardı. Defalarca ay yıldızlı bayrağımızı minderde göndere çekmeyi başarmış ve 80 milyon milletimizin göğsünü kabartmıştır. Genç yaşta kaybettiğimiz efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Cenaze namazı siyaset ve spor dünyasında bir araya getirdi. Nasıl futbolda Messi'ler, Ronaldo'lar, işte Platini'ler konuşuluyorsa halterde de onun duayeni, üstadı, cep herkülü Naim Süleymanoğlu. Naim Süleymanoğlu'nun kızları da babalarına gözyaşlarıyla veda etti. Ve helallik istendi şampiyon için. O an gözyaşı sel oldu. Onun bir millet sevdalısı olduğuna ve onun bir kahraman olarak bu millete madalyalar kazandırdığına, mümin olduğuna şahitlik eder misiniz? Biz de şahitlik ediyoruz. Allah Teala şahitliklerinizi kabul eylesin. Namazın ardından Süleymanoğlu'nun naaşı cenaze arabasına götürüldü. Başbakan Yıldırım da efsane sporcunun tabutunu omuzlayanlar arasındaydı. Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi Edirne Kapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.